Süper. Başla. Bugün 14 Haziran 2014. Burası İzmir Bayındır ilçesine bağlı Çınardibi köyünden. Muhattar. Bilemedim. Mutahhar. Mutahhakkar. Mutahhar. Siz söyleyin, ben söyleyemiyorum. Soyadınız abi? Kavakalan. Kavakalan. Daha önce de biz Kavakalan abimizin bahçesinde bir çekim yapmıştık haliyle. Ve don hasarı vardı. Çok üst düzeyde. Var. Bu Bayındır Çınardibi köyünde birçok yere don oldu. Ve çiçek dönemindeyken don oldu. Doğru. Biz geldik baktık, dedik ki bunlar tutar, devam eder. Don hasarını yener. Kısmi olarak da olsa, çünkü diğerlerine göre. Abi anlatır mısınız don olayından sonra ne oldu? Artı şu an ağacınız nasıl, ağaçlarınız nasıl? Salihli cinsi kirazlarımız bunlar. Ya şimdi. Evet. Nasıl? Evet. Gördüğün gibi gayet iyi. Tohumumuz sık. Sık. Evet. Gayet de güzel. Gayet de güzel. Artı 14 gün boyunca da, son 14 gün boyunca bugün itibariyle sürekli yağmur yağdı. Evet, doğru yağmur yağdı. Ama ben şöyle söyleyeyim size, bir çatlama aşırı derecede görmüyorum. Yani şu an sizin şu mevcut olan kirazlarınızda %5 belki hasar ancak görebiliyoruz yani. Doğru mu? Anca zaten. Yani çok fazla, da bir hasar fazla yok değil. Yani. Hani, çok da fazla değil. Evet, peki siz don hasarı yüzde kaçtı burada gelen uzmanların tesisinde Muhattar abi? %50 diye mesela ürün, evet, tespiti yapıldı. 20 kilo diye tespit etmiştik. 10 kilo düşürdüler. Peki Muhattar abi, şu an bu bir salih cinsi kiraz. Bunun tohumu şu an itibariyle en son hasada bugün yarım açacaksın. Geçtiğimiz yıllara göre nasıl abi? Yani bu kadar kötü yıl geçti. Bu kadar berbat yıl geçti. Bu kadar kötü yılın ardından bu, evet, gayet iyi. Gayet iyi. Bu sene iyi. Peki az önce biz sizi ararken kahvedekiler dediler ki, siz kimi arıyorsunuz? Biz dedik muhtar abimizi arıyoruz. Dediler arkadaş, gelen muhtar arıyor, giden muhtar arıyor. Bunun kirazları ne varmış diye. Dedim siz, dedim madem öyle akıllı, dedim gidin siz de bakın kardeşim. Oturduğunuz yerde oturuyorsunuz, sonra ağlıyorsunuz yani. Gidin bakın, iyi olanları görün bakalım, ne kullanmışlar, ne yapmışlar yani. Oturdukları yerde zengin olacaklar. Yok abi. Yok. Gelecekler, şey bakacaklar. Yok. Doğru mu? Doğrudur. Ha, elin ta zımanın zıngın adamla geliyor bakıyor. Köylünün kendisi burada bakmıyor. Ya ben... Kaç kişi geldi buraya bakmaya? Bunu kirazınızı görmeye bu şekilde. Valla ben habersiz kimse gelmedi ama sizinle beraber. Gelen oldu canım. Oluyor gelen, değil mi? Ha. Oluyor. Abi rekor gelişim olarak kullanan bir üreticimiz olarak ne diyorsunuz abi? Şu anda buradaki ağaçlara da bakalım, gelin. Hepsi bakın şu anda. Şu an ihracatı yakaladık mı arada abi? Yakaladık. Yakaladık. Yani bu kadar kötü bir yıldır don hasarlı ve şu anda ihracatı yakaladık. Doğru mu abi? Bu kaç kalibre abi şimdi? Şu kiraz. 32. 32 yani yakalamışız. Maşallah salihli kirazlar bunlar. Gayet lezzetli, güzel. Evet. Tohumlarımız böyle. Gayet iyi. Çınardibi halkına abi tavsiye ediyor musunuz? Kiraz üreticilerine. Valla ben tavsiye ediyorum, fakat kim nasıl bilirse öyle yapsın. Aynen ben, öyle. Ben kullanıyorum bunu. Evet, kullanırsınız. Çünkü sonuç ortada. Evet. Bu kadar hasara rağmen bugün burası %100 neredeyse don hasarlı bir bahçe. Bugün bu kadar kötü yılda, bu kadar don hasarlı. İnsanlar hiçbir şey kaldıramadı. Yani bir ağaçtan, koskoca ağaçtan bir kilo kaldıran var mı? Bazıları yok. Peki aşağıda sizin aynı tarla. Aşağı bölgede şeyler vardı. Bu düzeyde bir tohum yok galiba, değil mi? Şey tutma kalmadı yani. Yok şimdi, hakikaten diyorlar ki var senin başında bir şey ama ben anlatıyorum ama ister yapar ister yapmaz. İster yapmaz. Teşekkür ederiz. Doğru söylüyorsunuz. Siz kiraz semsert. İnsani taşlı olarak sert görevinizi yapıyorsunuz. Ha peki sertlik konusunda. Bu sertliği daha önce yakaladınız mı hocam peki? Ya sert. Zaten bu kiraz mevcut devamlı serttir ama. Bu sene daha sert. Yani ben bu sene aslında bahçe istediğim şeyi, evet, ilgiyi göstermedim. Neden? Aha. İşten dolayı araç gereç bozuktu. Yoksa ben zaten böyle bırakmam bahçemi. Ama şimdi sizin kiraz alıcılarınız var, tüccarlarınız var. Var. Bizim aşağıdaki kiraz bahçemizin, bizim müşterilerimizin kirazları olan kirazları en iyi kiraz olduğu için reklam yüzü olarak bizim müşterimizi seçmişler. Ali Gür var. Ali Gür bizim müşterimizdir. Şu an kendisiyle röportaj yaptık. Bugüne kadar görmediği düzeyde bir kalite yakaladığını, bu kadar sorunu yıla rağmen çok mükemmel kirazı olduğunu, hatta bugüne kadar en iyi sonucu aldığını söylüyor. Ve zaten tüccarlar da kart vizitlerine bizim kirazları koymuş. Siz de eğer bu don burada olmasaydı siz de onlardan biri olacaktınız. Yani tabii ki. Tabii ki. Çok şimdi, teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Yarım kaldı sözünüz, pardon, devam edin. Ben aslında evet,
bazı arkadaşlar diyor ki benim ağacımda yok. Ben diyorum benim ağacımda var. Sen de özel misin? Ben özel değilim. Yani. Ben ilgimi gösteriyorum. Evet. Gerisi Allah'a kalmış. Yani sizin söyleyeceğiniz şey şurada şu abi. Aşağıda da bunu kullanan kim varsa hepsi memnun. E bu tesadüf olabilir mi? 1'de 1, 2'de 2, 3'de 3, 4'te 4, 5'te 5. Yani herkes memnun. Ondan yani, sonra onlara bakmıyorlar. Gidip ondan sonra yani başka araçlara giriyorlar herhalde. Sonuçta bugün işte gerçek ortada. Mesela gördüğünüz salihli yollar. Evet. Akşam olduğu için bakın gelelim şöyle. Akşam olduğu için şu anda hava kararlık durumda. Bakın sahilde bak ne kadar güzel. Şu an yüzde ya çok ağır bir don yaşanmış bölge. Burası İzmir bölgesinin en yüksek yeri. Şöyle burada bakayım. Yani öyle hatırı sayılır dolu oldu ki yani şey don oldu ki. Bakın yani milletin ya hiçbir böcek sinek var mı Allah aşkına şuna bakar mısınız yani bakın. Ne kadar sağlıklı. Dallar, görüyor musunuz? Al. Ve hepsi, kaç kalibre bu abi? Abi? Hepsi aynı boy. 28-30 civarında. 30 civarında evet. Yani bravo. Hasatınıza birkaç gün sonra başlayacaksınız. Tabii. Bu biraz daha büyür halde. Büyür. Tabii ama mesela ağaçların yeşilliğini görüyor musunuz? Evet. Ağaçlarınızda gayet, bir yeşillik. Gayet yeşil. Peki gayet bu yılın sonuna kadar bu canlanmanın devam edeceğini biliyor musunuz? Ağaçlarınız daha da gelişecek, büyüyecek, toparlayacak kendisini. İnşallah. Şimdi. Ha onu bilin yani. Evet. Bakın. Şunlar kaç kalibre abi gelin bakalım. Bak işte kirazlar. Yani bugün bunlar salihli. Şu kaç? Var mı 33? Bak. Var. Yakalıyor. Çok güzel. Tabii, ihracat boyunu hepsi yakalamış. Hı. Şöyle yapraklar zaten. Kirazı şöyle altına geçiyorum bakın. Evet. Yani hem tohur var hem dondan daha zarar görmüş diğerlerine göre. Hem de ihracatı yakalamış. Aslında evet. İlk zarar tespiti yapmaları için buraya geldik. Hı. Sigortacılar burada dikildi. Evet. Baktılar tomurcukları dedi boş. Evet. Ben dedim abi ben bu sene buradan bir kere rast toplayacağım siz de şaşarsınız. İnşallah. Bunu da bir video çektik mi beraber? Çektik. İnşallah dedi bir de bunun arkasında ürün o gün için dedi hasar tespit edilemedi diye rapor tutuldu. Hı hı. Kiraz kendini gösterdikten sonra diyor ürün tespitine gelelim. Evet. Adamlar oradan bir geldi. Durdu dedi. Mutar sen bunları okuyor musun? Dedim okuyorum. Rekor gelişim okuyorsunuz yani. Okuyorum dedim. O tespit edilen kirazları da bir göstersen abi. Rekor gelişim okutuyorsunuz. Tam böyle burası, oluyor. Tam burası bak. Bu ağacın altında. Evet, rekor gelişim okuttum bunu, abi. Böyle oluyor işte görüyorsunuz. Tamam ha. Şimdi peki Muhatar abi. Sizce şimdi paranız var cebinizde. Sigorta mı yaparsınız? Önce rekor gelişim mi kullanırsınız? He? Vallahi hem sigorta yapacağım hem rekor gelişimi de kullanacağım. Ya, tamam o da güzel. Yap ama paran. Allah'a karşı gelinmez. Ama paran sadece birine yetiyor. Hadi bakalım. Yok ben sigorta yapacağım ama gelişim de kullanırım. Paran eğer sadece rekor gelişimi almaya yetiyorsa o an için diyorsun öncelikle rekor gelişimi kullanırım doğru mu? Yani. Çünkü biz zaten diyoruz ki Muhtar abi biz rekor gelişimi bahçelerinizin, tarlalarınızın, ağaçlarınızın sigortası. Bitkilerinizin sigortası olarak zaten söylüyoruz. Çünkü her türlü iklim şartlarında ciddi bir direnç sağlıyor. Yani iklim bozuk olabilir, iklim kötü olabilir, sıcak bakın, olur, aşırı soğuk olur. Gördüğünüz napalyonlar var. Evet, gördük. Onlar da gayet iyi. Hepsi güzel. Allah bereket versin. Allah bol kazanç diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yemeği nasip etsin. Amin. Çok amin. Teşekkür ederiz. Sizden de.